Seyirciler, Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 102 yaşına girmesi nedeniyle hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Celal Bayar'ın bu programda yer alan konuşmaları 1975 yılında kaydedilmiştir. Mahmut Celal Bayar, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı Umurbey köyünde bu evde doğdu. Tarih 16 Mayıs 1883. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olarak Atatürk tarafından önce bakan, daha sonra başbakanlığa getirilen Mahmut Celal Bayar, Atatürk'ün ölümünden sonra önce muhalefet lideri, daha sonra cumhurbaşkanı oldu. Celal Bayar, Rüştiye öğretmeni Abdullah Fehmi Efendi'nin ve Emine Hanım'ın en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Öğrenimini babasının yanında yapan Mahmut Celal, daha sonra Gemlik'te, önce mahkeme, daha sonra reji kaleminde çalışmaya başladı. Buradaki görevi uzun sürmedi. Bursa'da Ziraat Bankası'nda göreve başlayan Celal Bayar, dil öğrendiği Harir Dürür talimine devam etti. İlk siyasi hayatına Bursa'da başladı. Bursa'ya gelen hürriyet taraftarlarıyla temas kurdu. Yabancı dildeki basını takip etti. Sonradan İttihat Terakki Partisi'ne girmesini sağlayacak olan Küme adlı bir teşkilata girdi. 1908 ihtilalinden sonra Celal Bayar, İttihat Terakki'nin Bursa Merkez Heyeti azası oldu. 31 Mart ayaklanmasından sonra kurulan gönüllü taburlarda görev aldı, partinin dikkatini çekti. Bursa'dan sonra İzmir'de görevlendirildi, Ege bölgesinde Galip Hoca adıyla ün yaptı ve milli mücadeleye hizmet etti. Sonra İzmir'deki görevini bırakarak Ankara'ya doğru yola çıkan Celal Bayar, Bursa'da bir görev alır. Daha sonra Ankara'ya Büyük Millet Meclisi'ne Saruhan mebusu olarak girer. O günleri şöyle anlatır. Bursa'ya geldiğim zaman da benim en yakın arkadaşlarım ve beni gördükleri zaman da bunların bana sarılmaları lazım gelir. O kadar yakınlarım, benden kaçıyorlar. Ve kendi kendime dedim, Bursa'da bir gayri tabiilik var. Sonra müezzinlerin sesini işittim. Koltuklarında gazeteler, bundan sonra. Kuvali milliyecilerin idamı caizdir. Öldürülmesi lazımdır. Fetva var. Padişahın fetvası var diye böyle avaz avaz bağırıyorlar. Benden uzaklaşmış olmanın sebebini anlamadım. Evime vardım. Böyle biraz karanlık olmuştu o şişi. Ailemle 10 dakika ya konuştum ya konuşmadım bunu. Kapının zili çaldı. Ben gittim kapıya. Bir genç adam bana bir kağıt uzattı. Bu dedi Ankara'dan size yazılıyor dedi. Bunu başka hiçbir şey söylemedi. Kaçtı gitti. Girdim içeriye açtım kağıdı. Bu servis, telgraf. Bunu gizli olarak geçiriyorlar. Telgrafhaneden bunu. Atatürk bana hitap ediyor. İsmime telgraf çekiyor ki bu ilk muhaberemiz oluyor. Evet. Telgrafında diyor ki Anzavur Kirmastı üzerinde. Kirmastı bir ilçedir. Şimdi Mustafa Kemal ilçesidir. Evet. Adı galiba. Mustafa Kemal ilçesi. Evet, efendim. Evet efendim. Bunların. Oradan Bursa üzerine harekete geçiyor. Bunun oradaki Kuvayi Milliye ile Teşrik-i Mesaiyet ve bunun sabletini def et. Evet. Askerce bir emir. Evet. Bu. Sokaklarda bunlar şey yapıyor. Ertesi günü Kuvayi Milliye ile ondan sonra buluştum. Ve lazım gelen tedbirlerin vesairesinin kararlaştırdık. Arada şu oldu. Eskişehir'de
bulunuyorum. Demirci'den bana telgraf geldi. Bunu. Ve beni çağırıyor Kuvayi Milliye'ye. Gel diyor, yine beraber çalışalım. Ankara'ya gitme, benim yanıma gel diyor. Demirci Efe. Demirci Efe. Evet. Bunlar seçtiğini. Düşündüm bunu. Demirci Efe'nin yanına gitmeyi sonra tercih etmiş olsam bile Mustafa Kemal ile mutabık kalmak lazım gelir. Artık tabii şefimiz oldu. Telgraf verdim kendisine. Bana Demirci'nin böyle bir müracaatı vardır. Oraya mı geleyim, Demirci'nin yanına mı gideyim dedi. Cevap verdi. Gel burada konuşalım dedi. Temas böyle devam etti. Gittiğim vakit şimdiki Büyük Millet Meclisi'nin o zamanki Büyük Millet Meclisi'nin bir odasında bunu yeni gelmiş mebuslarla konuşuyor. Orada bir müfreze bu asilere Bolu cihetinde bir asilerle karşılaşmış. Bundan sonra onun kumandanı ettiği genci sorguya çekiyordu Atatürk bunları. Ben girince bunu yanına sokuldum bunu. Celal, Mahmut Celal, sonra Manisa millet, Saruhan o zamanki tabiriyle, Saruhan mevzusu yanında yer verdi, açtı bana. Ondan sonra oturdu, onunla konuşmaya başladı bunu. Ve o adam mebuslarda dinliyorlar. Dinledikten sonra o gence hadi çık git dedi. Kovdu yani bunu. Ve ne anladığını oradaki mebuslara hepimize izah etti. Dedi ben bu dinlediğim gencin sözlerinden bu düşmanla dahi karşı karşıya gelmemiştir dedi. Bunların ve hareketi tamamen ciddi değildir. Bunun böyle realist ifadesi gördüğünü çekinmeden menfi bir hadiseyi çıplaklığıyla orada alakalara söylemiş olması Atatürk'ün büyük bir dürüstlükle işi ele alan ve gerçeği gizlemeye lüzum görmeyecek derecede kendine güvenen bir insan intibaını verdi. Ve o intiba ile kendisine sarıldım. Evet. İlk defa karşılaşmanın evet, demek ki böyle bir olay oldu. Böyle oldu. Ve bana Demirci Efe'nin telgrafından bahsetmiştim. Kısaca burada mecliste beraber çalışırız dedi. Beraberliğiniz bölümüne kadar. Beraber çalışırız dedi. Evet. O bana teklif ettiği beraberlik Dolmabahçe Sarayı'nda evet. Ruhunu Allah'ına teslim ettiği ana kadar hiç fasıla vermeden devam etmiştir. Evet, ben de onu soracaktım zaten. Atatürk öldüğü zaman siz Atatürk'ün başvekili durumundaydınız, başvekili bulunuyordunuz. O günlere ilişkin anılarınızı anlatır mısınız? Evet. Ben başvekili olduktan az sonra bunun Atatürk'ün halinde bir durgunluk görüyorduk. Böyle şimdi. Bir yorgunluk görüyorduk. Ara sıra da burnundan kan geliyordu bunun. Tabii biz bunun manasını bunu anlamıyorduk. Sabahleyin ilk iş olarak uyumadım. İlk iş olarak Çankaya'ya çıktım bunun. Atatürk'ü göreceğim dedim bunu. Haber verdiler. Giyineyim de öyle kabul edeyim de diye haber göndermiş bunların. Çok nazik adamdı. Terbiyeli adamdı. Bunu. Haber gönderdim. Dedim ben onun evladıyım. Bunu. Giyinmesin. Olduğu hal yorulmasın. Beni kabul etsin. Bunu. O bununla da iktifa etmiyor. Bunu.
yarı giyinmiş şekilde rob alıyor üzerine, yatağından çıkıyor, şezlongun üzerine bağdaş kurarak beni kabul ediyor. O vaziyette kendisini gördüm. Dedim ben bir evhama kapıldım. Ben evhama kapıldım dedim. Sizi muayene ettirmek istiyorum dedim. Evham ediyorum belki ve merak da ediyorum. Sizi muayene ettireceğim. Ne yapacaksın dedi bunu. Dedim Avrupa'dan iki mütehassıs getirmeyi düşünüyorum. Birisi Alman, diğeri Fransız. Bunu tercihinize arz ediyorum dedim bunu. Düşündü bunu. Dedi ki yapma bunu dedi. Hatay meselesinin en hararetli müzakere edildiği anındayız. Kararın arifesindeyiz bunu dedi. Eğer benim hasta olduğumu anlarlar ise senin vazifen müşkilleşir. Ve bana da böyle iltimas ederek konuşuyor. Hakikatte Hatay meselesini ta iptidasından intihasına kadar hep o idare etmiştir. Ve bize yalnız direktif vermiştir bunu. Ve çok kibar bir insan beni öne sürüyor. Sizin vazifenizi müşkilleştirir de bunu. Bu nazik hareketinden sonra da şunu söyleyebilirim. Sihatini ihmal ediyordu, memlekete zarar gelir diye. Evet. Atatürk bu adamdı. Evet. Deşetemer'le görüştüm. Bu. O seçti bunları. Çankaya'ya geldiler. Atatürk'ü muayene ettiler. Ben de onun oğlu ve en yakini sıfatıyla onların peşini bırakmıyorum. Muayenelerinde de aradaki konsültasyonda konuşmalarıyla da takip ediyorum hepsini. Menhus hastalığın teşhisini koydular. Ve şunu söyleyeyim ki bunu bizim doktorların teşhislerini ondan sonra gelmiş ne kadar doktor var ise aynen teyit etmişlerdir. Yani bizim doktorlarımız gerçeği görmüşlerdir. Yani bunu ilaveten ifade etmek isterim. Şu halde dedim bir çare bir şey bulayım buna. Tekrar kendisinden randevu istedim. Kabul etti beni. Ben dedim alınan tedbirlerden daha fazla alınacak, daha ciddi tedbirler vardır sanıyorum dedim bunları. Ve ısrar ediyorum dedim size isimlerini söylediğim Avrupalı doktorlardan birisini emredin, hemen getirtelim. Bu defa büyük bir teslimiyetle böyle boynunu bükerek ne yapacaksan yap çocuk dedi. Ben hastayım. O sırada nasıl yere düşüp bayılmadığıma ben de hala hayret ederim. O manzara karşısında o kadar istirap duydum. Fişer'in tercih etti. Ve o geldi. Onun da muayenesinde beraber bulundu. Ve Fischering'e daha muayeneden evvel şunu söyledim. Atatürk bizim için her şeydir. Onun üstünde Türkiye'de benim için ve Türk milleti için başka bir kıymet yoktur. Ondan başka. Her şeyin üstünde kıymettir. Ve Türk milletine karşı bunun, onun hayat ve sihatinden ben mesulüm. Bana her şeyden evvel doğruyu söyleyeceksin dedim. Pekala. Gitti muayene ediyor. Ben de beraberim içeride.
Atatürk'ün yatıyor yatağın içerisinde başucuna yastıkta bunu oraya doğru arkasını dönüyor doktor. Ayağından muayeneye başlıyor. O muayene ederken sonra bir defa ben de bütün dikkatimle onu takip ediyorum. Bunu. Doktor ayağını muayene ederken bastı ve dudağını ısırdı. Bunu. Ve anladım ki fena bir vaziyet var. Bu haliyle tutamadı kendisini. Muayenesini bitirdikten sonra psikolog bir adam ondan sonra Atatürk'e dedi ki davetli. Büyük kumandan dedi. Büyük asker dedi. Bunu. Daima siz emredersiniz dedi. Bunun içerisinde. Ama bu işi de dedi benim kumandanımlar. Bana tabi olacaksınız dedi. Atatürk'ün hoşuna gitti bu. Hoşuna gitti. Ondan sonra alacağı tedbirleri söyledi. Hiçbir şey değişiklik yapmadı. Sureti mahsusa da azmiyle onun dediklerini yaptı. Bunu ne dediyse yaptı bunun sonunda. Fakat tafsilata girmeyeyim. Bu menhus hastalık hiç müsamaha etmedi. Hiç müsamaha etmedi. Onun bazen müddetleri oluyor bunun içerisinde. O müddetleri dahi uzatmadı. Ve bildiğiniz netice hasıl oldu. Bir ara sağlığı düzelir gibi olmuştu değil mi? Evet. Doktorunun tavsiyelerine şiddetle böyle riayet ettiği için bunun kendi hastalığında bir iyilik görüldü ve ayağa da kalktı ve Adana'ya gitmek istedi ve gitti Adana'ya da bunları. Adana'da Hataylı kızlar matem elbisesi giyerek kendisinin karşısına çıktılar bunları. Hatay'ı kurtar paşam, senden istiyoruz dediler bunu. Onun üzerine kendisini tamamen sihatte ve zinde addetti bunu veyahut hastalığını unuttu bunu. Askeri resim gecide geçit yaptırdı. Uzun müddet ayakta kaldı orada. Evet. Bunların bu hareketinde de denilebilir siyasi bir nümayiş de vardı. Askerin resmi geçidini yapmak şeysiyle ve Fransızlara anlatmak istiyordu ki dediğim olacaktır. Her şeye hazır gözüme almışımdır ve hazırım ve bunu. Bu arada biz bize raporlar geliyor. Atatürk kilo alıyor diye. Ve biz onu bunu işte tabii olarak kilosu artıyor. Demek ki vücut vazifesini görüyor. Ve bundan memnun oluyorduk. Memnun oluyorduk. Halbuki su toplamaya başlamış. Bir devir bitiyor, ikinci devir başlayacak. Ve ondan sonra artık geldiği vakit yattı bunun, yataktan çıkamadı. Son görüşmenizi hatırlayabiliyor musunuz? En son neler görüştünüz? Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini yaşıyordu. Ve ben de kendisinden emir almak ihtiyacını duyuyordum. Bunu. 5 senelik yaptığımız plan muvaffakiyetle bitmişti bunun. 2,5 senelik daha plan veya bir program hazırladım bunları.
her şeyini tamamladım, ilan edeceğim. Fakat Atatürk hastalığı sırasında matbuatı da takip ederdi. Gözlerini takar o şeyin yatağının içerisinde gazeteleri gözden geçirirdi. Emrini almadan gazeteyle ilan edersem kendisini ihmal ettiğim manası çıkar. Ve sonra böyle anladık da izahat verince memleketin hayrına bir iş yapılıyor, manen çok zevk alır. Ve doktorlara söyledim, böyle bir vazifem vardır, bunu yapacağım dediler, bana 15 dakika mühlet verdiler. Haber yolladı içeriye ve niçin de konuşmak istediğim kendisine anlatıldı. Hazırlanmış beni dinlemek için. Girdim içeriye ve kudret de gösteriyor. Anlattım kendisine. Baktım ki bu 15 dakika dolduğu halde zevk alıyor ve kuvvet gösteriyor. Devam ettim. Dışarıdan doktorlar haber gönderdiler. Mesela katibi umumi vasıtasıyla, mesela diğer birisi vasıtasıyla, yakınlarından vasıtasıyla. Yoruldunuz paşam filan diye. Onları tekdir etti. Ben dedi, bu işlerden yorulmam dedi. Oturunuz, bakınız dedi. Bu adam ne anlatıyor dedi. Siz de dinleyiniz dedi. Bunları. Anlattım kendisine. Yani bu kadar ehemmiyet veriyor. Bittikten sonra dedi, başarı dilerim. Muvaffakiyet temenni. Güzel dedi. Başlayınız işe. Bunu. Ve ilave etti. Dedi, izahatınızın arasında bunu bir sözünüzü daima tekrarladınız ve dikkatimi çekti. Bir meseleyi anlatıyorsunuz, bunun mali ciheti de temin olunmuştur diyorsunuz bunların içerisinde. Bugün bizim vaziyetimiz dedi bunu, memleketin ekonomisini inkişaf ettirmek, sanayileşmeyi mutlaka temin edemektir. Cihazlanmasıdır iktisadiyatımızın bunun tersinde. Bunun için yapılacak şey, milletin bütün menabi kuvasını seferber ederek meydana çıkarmak ve çalışmak ve çalıştırmaktır. Bunu duyurmak istiyorum. Atatürk'ün iktisatçılar arasında, sonra politikacılar arasında, doktoriner bir takım fikirlere sahipler arasında iktisadi düsturu nedir? Bunu daima münakaşa olur. En son söylediği budur. Memleketin ne kadar meydana çıkarılacak, ortaya dökülecek, cihazlanması için milli iktisadiyatımızın ve sanayileşmekliğimiz için seferber edilmelidir. Falanı karıştırmalı, falanı karıştırmamalı değil. Menabi kuvamızı, yani kuvvet menbaalarını bundan istifade etmelidir. Bunu söylemek istiyorum. Nur içinde yatsın. Anılarla Atatürk programında Sayın Celal Bayar'ın anılarını izlediniz. Hoşça kalın. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Milli Kurtuluş Savaşı, Atatürk'le ilişkileri ve başbakanlık yaptığı yıllara ait anılarını dinlediniz. Hoş. Ve bana da böyle iltimas ederek konuşuyor. Hakikatte
Hatay meselesini ta iptidasından intihasına kadar hep o idare etmiştir. Ve bize yalnız direktif vermiştir bunu. Ve çok kibar bir insan, beni öne sürüyor, sizin vazifenizi müşkilleştirir de bunu. Bu nazik hareketinden sonra da şunu söyleyebilirim. Sihatini ihmal ediyordu, memlekete zarar gelir diye. Evet. Atatürk bu adamdı. Evet. Deşetemer'le görüştüm. Bu, o seçti bunları. Çankaya'ya geldiler. Atatürk'ü muayene ettiler. Ben de onun oğlu ve en yakini sıfatıyla onların peşini bırakmıyorum. Muayenelerinde de aradaki konsültasyonda konuşmalarıyla da takip ediyorum hepsini. Menhus hastalığın teşhisini koydular. Ve şunu söyleyeyim ki bunu bizim doktorların teşhislerini ondan sonra gelmiş ne kadar doktor var ise aynen teyit etmişlerdir. Yani bizim doktorlarımız gerçeği görmüşlerdir. Yani bunu ilaveten ifade etmek isterim. Şu halde dedim bir çare bir şey bulayım buna. Tekrar kendisinden randevu istedim. Kabul etti beni. Ben dedim alınan tedbirlerden daha fazla alınacak, daha ciddi tedbirler vardır sanıyorum dedim bunları. Ve ısrar ediyorum dedim size isimlerini söylediğim Avrupalı doktorlardan birisini emredin, hemen getirtelim. Bu defa büyük bir teslimiyetle böyle boynunu bükerek ne yapacaksan yap çocuk dedi. Ben hastayım. O sırada nasıl yere düşüp bayılmadığıma ben de hala hayret ederim. O manzara karşısında o kadar istirap duydum. Fischer'i tercih etti. Ve o geldi. Onun da muayenesinde beraber bulundu. Ve Fischer'e daha muayeneden evvel şunu söyledim. Atatürk bizim için her şeydi. Ve ısrar ediyorum dedim size isimlerini söylediğim Avrupalı doktorlardan birisini emredin, hemen getirtelim. Bu defa büyük bir teslimiyetle böyle boynunu bükerek ne yapacaksan yap çocuk dedi. Ben hastayım. O sırada nasıl yere düşüp bayılmadığıma ben de hala hayret ederim. O manzara karşısında o kadar istirap duydum. Fischer'i tercih etti. Ve o geldi. Onun da muayenesinde beraber bulundu. Ve Fischer'e daha muayeneden evvel şunu söyledim. Atatürk bizim için her şeydir. Onun üstünde Türkiye'de benim için ve Türk milleti için başka bir kıymet yoktur. Ondan başka. Her şeyin üstünde kıymettir. Ve Türk milletine karşı bunun, onun hayat ve sihatinden ben mesulüm. Bana her şeyden evvel doğruyu söyleyeceksin dedim. Pekala. Gitti muayene ediyor. Ben de beraberim içeride. Atatürk'ün yatıyor yatağın içerisinde başucuna yastıkta bunu. Oraya doğru arkasını dönüyor doktor. Ayağından muayeneye başlıyor. O muayene ederken
Ondan sonra bir defa ben de bütün dikkatimle onu takip ediyorum. Bunu. Doktor ayağını muayene ederken bastı diye dudağını ısırdı. Bunu. Ve anladım ki fena bir vaziyet var bu haliyle. Tutamadı kendisini. Muayenesini bitirdikten sonra psikolog bir adam, ondan sonra Atatürk'e dedi ki, dedi, davetti. Büyük kumandan dedi. Büyük asker dedi. Bunu. Daima siz emredersiniz dedi. Bunun içerisinde. Ama bu işi de dedi, benim kumandanım var. Bana tabi olacaksınız dedi. Atatürk'ün hoşu hiç müsamaha etmedi. Onun bazen müddetleri oluyor bunun içerisinde. O müddetleri dahi uzatmadı. Ve bildiğiniz netice hasıl oldu. Bir ara sağlığı düzelir gibi olmuştu değil mi? Evet. Doktorunun tavsiyelerine şiddetle böyle riayet ettiği için bunun kendi hastalığında bir iyilik görüldü ve ayağa da kalktı ve Adana'ya gitmek istedi ve gitti Adana'ya da bunları. Adana'da Hataylı kızlar matem elbisesi giyerek bunu, kendisinin karşısına çıktılar bunları. Hatay'ı kurtar paşam, senden istiyoruz dediler bunu. Onun üzerine kendisini tamamen sihatte ve zinde addetti bunu veyahut hastalığını unuttu bunu. Askeri resim gecide geçit yaptırdı. Uzun müddet ayakta kaldı orada. Evet. Bunların. Bu hareketinde de denilebilir siyasi bir nümayiş de vardı. Askerin resmi geçidini yapmak şeysiyle ve Fransızlara anlatmak istiyordu ki dediğim olacaktır. Her şeye hazır gözüme almışımdır ve hazırlık ve bunu. Bu arada biz bize raporlar geliyor. Atatürk kilo alıyor diye. Ve biz onu bunu işte tabii olarak kilosu artıyor. Demek ki vücut vazifesini görüyor. Ve bundan memnun oluyorduk. Memnun oluyorduk. Halbuki su toplamaya başlamış. Bir devir bitiyor, ikinci devir başlayacak. Ve ondan sonra artık geldiği vakit yattı bunun, yataktan çıkamadı. Son görüşmenizi hatırlayabiliyor musunuz? En son neler görüştünüz? Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini yaşıyordu. Bunun. Ve ben de kendisinden emir almak ihtiyacını duyuyordum. Bunu. 5 senelik yaptığımız plan muvaffakiyetle bitmişti. Celal Bayar, Bursa'da bir görev alır. Daha sonra Ankara'ya Büyük Millet Meclisi'ne Saruhan mebusu olarak girer. O günleri şöyle anlatır. Bursa'ya geldiğim zaman da bunu, benim en yakın arkadaşlarım bunu, ve beni gördükleri zaman da bunların bana sarılmaları lazım gelir. O kadar yakınlarım, benden kaçıyorlar. Bunu. Ve kendi kendime dedim, Bursa'da bir gayri tabiilik var. Üzerine. Sonra müezzinlerin sesini işittim. Koltuklarında gazeteler, bundan sonra. Kuvayi milliyecilerin idamı caizdir. Öldürülmesi lazımdır. Fetva var. Padişahın fetvası var diye böyle avaz avaz bağırıyorlar. Benden uzaklaşmış olmanın sebebini anlamadım. Bu şeyden.
evime vardım. Böyle biraz karanlık olmuştu o şişi. Ailemle 10 dakika ya konuştum ya konuşmadım bunu. Kapının zili çaldı. Ben gittim kapıya. Bir genç adam bana bir kağıt uzattı. Bu dedi Ankara'dan size yazılıyor dedi. Bunu. Başka hiçbir şey söylemedi. Kaçtı gitti. Girdim içeriye açtım kağıdı. Bu servis, telgraf. Bunu gizli olarak geçiriyorlar. Telgrafhaneden bunu. Batatürk bana hitap ediyor. İsmime telgraf çekiyor. Ki bu ilk muhaberemiz oluyor. Evet. Telgrafında diyor ki Anzavur Kirmaslı üzerinde. Kirmaslı bir ilçedir. Şimdi Mustafa Kemal ilçesidir. Evet. Adı galiba. Mustafa Kemal ilçesi. Evet, efendim. Evet efendim. Bunların. Oradan Bursa üzerine harekete geçiyor bunun. Oradaki Kuvayi Milliye ile Teşrik-i Mesaiyet ve bunun sabletini def et. Evet. Askerce bir emir. Evet. Bu sayısında. Sokaklarda bunlar şey yapıyor. Ertesi günü Kuvayi Milliye ile ondan sonra buluştum. Ve lazım gelen tedbirlerin vesairesinin kararlaştırdık. Arada şu oldu. Eskişehir'de bulunuyorum. Demirci'den bu evde doğdu. Tarih 16 Mayıs 1883. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olarak Atatürk tarafından önce bakan, daha sonra başbakanlığa getirilen Mahmut Celal Bayar, Atatürk'ün ölümünden sonra önce muhalefet lideri, daha sonra cumhurbaşkanı oldu. Celal Bayar, Rüştiye öğretmeni Abdullah Fehmi Efendi'nin ve Emine Hanım'ın en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Öğrenimini babasının yanında yapan Mahmut Celal, daha sonra Gemlik'te, önce mahkeme, daha sonra reji kaleminde çalışmaya başladı. Buradaki görevi uzun sürmedi. Bursa'da Ziraat Bankası'nda göreve başlayan Celal Bayar, dil öğrendiği Harir Dürür talimine devam etti. İlk siyasi hayatına Bursa'da başladı. Bursa'ya gelen Hürriyet taraftarlarıyla temas kurdu. Yabancı dildeki basını takip etti. Sonradan İttihat Terakki Partisi'ne girmesini sağlayacak olan Küme adlı bir teşkilata girdi. 1908 ihtilalinden sonra Celal Bayar, İttihat Terakki'nin Bursa Merkez Heyeti azası oldu. 31 Mart ayaklanmasından sonra kurulan gönüllü taburlarda görev aldı, partinin dikkatini çekti. Bursa'dan sonra İzmir'de görevlendirildi, Ege bölgesinde Galip Hoca adıyla ün yaptı ve milli mücadeleye hizmet etti. Sonra İzmir'deki görevini bırakarak Ankara'ya doğru yola çıkan Celal Bayar, Bursa'da bir görev alır. Daha sonra Ankara'ya Büyük Millet Meclisi'ne Saruhan mebusu olarak girer. O günleri şöyle anlatır. Bursa'ya geldiğim zaman da benim en yakın arkadaşlarım ve beni gördükleri zaman da bunların bana sarılmaları lazım gelir. O kadar yakınlarım benden kaçıyorlar. Ve kendi kendime dedim Bursa'da bir gayri tabiilik var. Sonra müezzinlerin sesini işittim. Koltuklarında gazeteler. Bundan sonra Kuvayi Milliyecilerin idamı caizdir. Öldürülmesi lazımdır. Fetva var. Padişahın fetvası var diye böyle avaz avaz bağırıyorlar. Benden uzaklaşmış olmanın sebebini anlamadım. Evime vardım. Böyle biraz karanlık olmuştu o şişi. Ailemle 10 dakika ya konuştum ya konuşmadım bunu. Kapının zili çaldı. Ben gittim. Mustafa Kemal ile
mutabık kalmak lazım gelir. Artık tabii şefimiz oldu. Telgraf verdim kendisine. Bana Demirci'nin böyle bir müracaatı vardır. Oraya mı geleyim, Demirci'nin yanına mı gideyim dedi. Cevap verdi. Gel burada konuşalım dedi. Temas böyle devam etti. Gittiğim vakit şimdiki Büyük Millet Meclisi'nin, o zamanki Büyük Millet Meclisi'nin bir odasında bunu yeni gelmiş mebuslarla konuşuyor. Orada bir müfreze, bu asilere, Bolu cihetinde bir asilerle karşılaşmış. Onun kumandanı ettiği genci sorguya çekiyordu Atatürk bunları. Ben girince bunu yanına sokuldum. Bunu dedim, Celal, Mahmut Celal, sonra Manisa millet, Saruhan, o zamanki tabiriyle Saruhan mevzusu, yanında yer verdi, açtı bana. Ondan sonra oturdu. Onunla konuşmaya başladı bunu. Ve o adam mebuslar da dinliyorlar. Dinledikten sonra o gence hadi çık git dedi. Kovdu yani bunu. Ve ne anladığını oradaki mebuslara hepimize izah etti. Dedi ben bu dinlediğim gencin sözlerinden bu düşmanla dahi karşı karşıya gelmemiştir dedi. Bunların ve hareketi tamamen ciddi değildir. Bunun böyle realist ifadesi gördüğünü çekinmeden menfi bir hadiseyi çıplaklığıyla orada alakalara söylemiş olması Atatürk'ün büyük bir dürüstlükle işi ele alan ve gerçeği gizlemeye lüzum görmeyecek derecede kendine güvenen bir insan intibaını verdi. Ve o intiba ile kendisine sarıldım. Evet. İlk defa karşılaşmanın böyle bir olay oldu. Böyle oldu. Ve bana Demirci Efe'nin telgrafından bahsetmiştim. Kısaca burada mecliste beraber çalışırız dedi. Beraberliğiniz bölümüne kadar. Beraber çalışırız dedi. Evet.